Arkadaşlar merhaba. Bugün size hafıza teknikleri ile alakalı bilgi verip akabinde çok kısa bir sunum gerçekleştireceğim. Önce hafıza teknikleriyle yani öğrenme stilleriyle alakalı kısa bir bilgi vereyim. İnsanlarda öğrenme stilleri 4 grupta incelenir. Görseller, işitseller, kinestetikler ve dijitaller olmak üzere. Kısaca görseller gördüklerini, işitseller duyduklarını, kinestetikler yaptıklarını, dijitaller de bilgisayar ortamında öğrendiklerini asla ve asla unutmaz. Eğer biz öğrenme stilimizi biliyorsak hedefi 12'den vururuz. Öğrenme ve hatırlamayla alakalı bilgilere geçelim isterseniz. İnsanlar duyduklarının %20'sini, gördüklerinin %30'unu, duyduklarının ve gördüklerinin %50'sini, gördüklerinin ve yaptıklarının %90'ını hatırlama kabiliyetine sahiptirler. Videoda olduğu gibi. 172 sayısını görüyorsunuz ekranda. 172 sayısı 1970'lerden bugüne 172 tane değişik sanatçının şıklarda yer aldığını gösteriyor bize. Ekranda görsel hafıza yönelik bir çalışma görüyorsunuz. Divan Edebiyatı şairlerinden Nedim. Nedim, Lale Devri şairidir. Alttaki laleler onu ifade eder. Lale Mahallesi ile Nedim'in mahalleleşme akımının en önemli temsilcisi olduğu, müzik notaları ile şarkı türünün temsilcisi olduğu, Sarışın Bayan'la ise Nedim'e kadar hiçbir zaman Sarışın Bayanlar divan edebiyatına mazmun olarak kullanılmamıştır. Bunu ilk gerçekleştiren şair Nedim'dir. Baştan alalım. Lale Devri şairi, mahalleleşme, şarkı türü ve Sarışın Bayanlar. Siz de hafıza teknikleri ile edebiyat seminerleri ile 200 yazarın 2000 eserini kalem kağıt kullanmadan öğrenebilirsiniz. İyi çalışmalar.